Demiş ki Bilal e, Bey veya işte kimse o kişi Afat'ın başkanı o katarak aslında CHP CHP CHP'ye özendirmiş seçmeni. O katarken... Şöyle bir şey de var tabi. Mesela aslında vatandaşın espri güzel. Bir yerde okumuştum. AKP'liler Ankara seçimi için söylüyorum tabi bunu. Oyları altın ok verin deyince Ankaralı altı ok anlamış. <laughs> Ve oyları yüksek oranda Mansur Yavaş'a vermişler. <laughs> Milletimizin feraseti, anlayışı hakikaten hoş yani. Çünkü Tayyip Erdoğan çıktı mitingde, oyları altın oka verin dedi. Ankaralı da Cumhurbaşkanı altı oka ver diyor deyince bir milyon farkla altı oka verdiler yani. Ben bu arada tabii şunu da özür dilerim yani. Cumhuriyet Halk Partisi'ni de aldığı oydan dolayı tebrik ediyorum. Özgür Özel'i tebrik ediyorum. Türkiye Türk milletini tebrik ediyorum ama... Cem abim dediğine gelmek istiyorum Ülke kötü bir yere gidiyor Bugün enflasyon %68 biraz da oralara gelelim %68 oldu En Enak rakamlarıyla yine %128'in üzerinde Bankalar faizleri %70 diye çıkarttılar petrolüm, Brent petrolün varili bugün itibariyle 86 doları geçti Putin gelecek birkaç gün sonra 31 milyar dolar bizden alacağı olan Doğalgaz parasını talep edecek bir e, önümüzdeki günlerde doların ince? artışı konu tabii tabi, Mayıs Amerika. ayında Cumhurbaşkanı Amerika'ya gidecek. Dolar artışı IMF, Dünya Bankası'na teslim oluşumuz var. Ve şu an geldiğimiz Dünya olarak, bakın demişken, bugün, bu arada bir buçuk milyar dolar için hani ne olacak bakım araçlarına verilir diye Mehmet şey şimdi zil takıp oynuyor değil mi? Bir Dünya Bankası'ndan alınacak bir buçuk milyar dolar evet, için. Tabii, evet. bu, tabii. Bakın bugün çok evet. ilginç bir şey oldu. Emekli evet, ikramiyelerini biliyorsunuz ...bayram emekli maaşlarını daha doğrusu özür dilerim... Ee, ...bayramdan önce verirlerdi hep... ...şimdi... E, ...ayın 15'inde verecekler... ...veremediler... ...yani insanlar hakikaten... E, ...çok zor durumdalar hala... Bayram ikramiyesi mi dedin? Maaşları, emekli ha. maaşları... Emekli ...genelde bayramdan ayakalı. önce doğru. verilirdi. Ya seçimi kaybettirdik olmasına rağmen veremedi tabi veremediler. Tabii ha. veremediler. Dolayısıyla hakikaten... ...çok kötü bir yere doğru bir gidiş var... Recep Tayyip Erdoğan bir ders almalı diyorduk ama yani ders aldı mı almadı mı onun farkında değiliz. M Mehmet Şimşek'in AKP Genel Merkezi'nde en fazla ağır eleştiriye kaldığı söyleniyor. Üzerine gidildiği söyleniyor. E, Birçok bakandan rahatsızlık has safhaya çıktığı söyleniyor. Yani bir an önce Recep Tayyip Erdoğan bu seçim sonuçlarını sadece seçim olarak görmemeli. Hani dedi ya balkon konuşmasında. E, asli işimize dönmeliyiz dedi. Asli işi devleti yönetmek, asli işi ekonomiyi düzeltmek, emekliler bir ders verdik diyor. Karşılığında Recep Tayyip Erdoğan'ın titreyip kendine dönmesini bekliyor. Ama Recep Tayyip Erdoğan hala bir titreme geçirmiyor. Herhalde yaz erken geldi. Bir türlü titreyemiyor, bahar geldi diye. Bu arada eşiyle e, şey geçecekmiş tatile, Muğla anladığım kadarıyla. Çok yoruldu, bir... geçmesi lazım. Günde 6 tane miting yaptı. E, dinlenmesi gerekiyor. Ee, o dinlenme sırasında da tavsiyem şu ki emekli hakikaten kötü, kiralar kötü. Bakın 3 gündür 4 gündür orduda da geziyorum seçim dolayısıyla. Seçim sonrasında da sokaktayız yine. İnsanlar e, büyük bir endişe içerisindeler. Tayyip Erdoğan'ın düzelmesini bekliyorlar. Ülkenin düzelmesini bekliyorlar. Kendilerinin yani haklarının, sosyal haklarının düzelmesini bekliyorlar. Bence çok yani kademeli çok kademeli emeklilik bekleyen diyor ki çok. artık meclise getireceğini söylesin. Bağkur esnafı diyor ki 7200 prim gününü açıklasın. Bakın mülakat. Bugün uçakta gelirken çok ilginç bir şey oldu. Bir hanımefendi arka koltuktan yanıma geldi. Ee, sayın vekilim bir şey söyleyeceğim. 96 aldı kaymakamlıktan dedi. Çok yakınım. Hakikaten fakir yoksul bir ailenin çocuğu kaymakamlık KPSS sınavından 96 aldı dedi ama mülakatta elediler dedi. Ne olursunuz yardımcı olabilir misiniz dedi. Bir şey diyemedim çünkü ben o, o çocuğa ne diyebilirim? Yani Recep Tayyip Erdoğan ve adamlarına ben desem ki bu beyaz desem onlar simsiyah bir, onu şey, yani. bir konu daha var Cem Toker onu size sormak istiyorum. Şimdi Mehmet Şimşek seçimden sonra ilk açıklamasını şöyle yaptı. Dedi ki ana hedefimiz olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikası ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız. Şimdi kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız diyor ama farkındaysanız kamu da deliller gibi harcama yapan belediye başkanları koltuğundan kalkmıyorlar bir taraftan evet. da seçimlere itirazlar yapıyor falan. Nasıl olacak bu iş? Yani yapılabilir i̇şte, bir şey mi bu? tutarsızlık var bir kere şunu söyleyeyim Erdoğan'ı tanıyoruz 20-25 senedir Erdoğan farkındaydı emeklinin yaşadığı sorunları, fakirliği şunu bunu 10 bin lirayla kimsenin geçinemiyor. Erdoğan'a kalsaydı seçimden önce herkes de o beklenti içindeydi acaba son hafta işte bir cumartesi önceki mitingde emekliye bir şey daha atar mı atmaz mı Erdoğan hiç o topa girmedi Bence Mehmet Şimşek yüzünden girmedi. Mehmet Şimşek ona dedi ki bu topa girersen bu programı Yüce Türk milletine teşekkür ediyorum. Emeklilere teşekkür ediyorum. Kademe bekleyenlere, staj ve çıraklık mağdurlarına, mülakat kalksın isteyenlere, Bağkur prim gününü 7200'e düşsün diye bekleyenlere, ehliyet affı bekleyenlere, yardımcı hizmetler sınıfına, EBS diye hizmet bilgi işlem hastanelerde kadro alamayanlara, taşeron olup kadro alamayanlara, 10 bin lira maaşla nasıl geçinileceğinin hesabını soranların hepsine teşekkür ediyorum. Biz konuştuk, biz dertleştik, hatta hep tartıştık. Boş tencere iktidar gönderir, niye 14 Mayıs'ta gitmedi, 14 Mayıs'tan bu tarafa ne değişti dedik ne değiştiğini hem mitik meydanlarında anlattım hem ekranlarda söyledim ve dedim ki bir dip dalga geliyor 1989 yılından daha kötü bir hezimet yaşayacak iktidar ve milletimiz bu hezimeti yaşattı. Milletimiz Recep Tayyip Erdoğan'a bir dur dedi, bir sarı kart gösterdi halk tabiriyle. Sarı kart gösterdi. Dilerim Recep Tayyip Erdoğan buradan bir ders çıkarır ve seçim akşamı balkondan yaptığı konuşma ki o balkon konuşmasında da bir eksiklik vardı. En azından orada Orhan Gencebay da olabilir bir teselli ver diye bir türkü daha söyleyebilirlerdi ama Orhan Gencebay o akşam ilk satan oldu Erdoğan'ı. E, kula kulluk yapmaya devam ederken bir teselli veri söyleyemedi. Ben bekledim aslında Erdoğan'ın yanında olmasını. O gün Recep Tayyip Erdoğan 85 milyonun cumhurbaşkanı olduğu aklına geldi. 85 milyonun kardeş olduğu aklına geldi. İllet zillet diye FETÖ'cü PKK'lı diye böldüğü, dindar dinsiz ayrımıyla insanları birbirine düşman ettiği, birilerine adeta beddualar yağdırarak ne kadar cübbesi var, cübbesiz varsa onların bizi cehenneme gönderdiği bir ortamda. Şimdi döndük baktık ki Cumhurbaşkanı 85 milyondan bahseder oldu. Umut ettik, inşallah olur dedik ama dünkü karar birdenbire yine ne oluyoruz dedirtti. Dedi. Bu arada şunu özellikle söyleyeyim. Kürdistan faşizme mezar olacak diyenlerin hepsini şiddetle kınıyorum. Orada Türk polisine, Türk askerine hakaret edenleri şiddetle kınıyorum. Hukuksuzluğa karşı tepki göstermek farklı bir şeydir. Hukuku savunmak farklı bir şeydir ki biz de Van'da hukuk gaspını oradaki gaspa karşı duranlardan farklı değerlendirmiyoruz. Yani memnu hakların iadesinin ne anlama geldiğini ben iyi bilirim. 2014 yılında Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmuştum. Son güne kadar beklettiler ve son gün benden memnu hakların iadesini istediler. Ne zamanki memnu hakların iadesini? 40 yıl önce 12 Eylül döneminde 3,5 yıl hapis yatmışım. Çıkmışım, milletvekili olmuşum, aday olmuşum ama ona rağmen benden memnu hakların iadesini istedilerdi. Bu her ne demek zaman memnu hakların iadesi? Yani, yani bir suçtan dolayı hapis cezası alıyorsunuz. O cezayı yatıyorsunuz. 5 yıl sonrasında cezanın süresi tamamlanmış oluyor. Kişi gidip diyor ki memnu haklarımın iadesini istiyorum. Yani seçme değil de seçilme hakkımın iadesini istiyorum diyor. Mesela silah ruhsat alamıyorsa silah ruhsat alabilmek için Devlet dairesine pasaport gittiğinde alamıyorsa, pasaport alamıyorsa, alamıyorsa pasaport alabilmek için haklarını, şahsi haklarını alabilme demek. Bu arkadaş da Van Belediye Başkan adayı da öyle zannediyorum 2023 yılında ya da 2022 yılında. Karar 2022'nin 12. ayında. E, verilmiş kararı, memnun hakların iadesini almış, e, adaylık başvurusunda bulunmuş, YSK kabul etmiş ama öyle bir hukuksuzluk, öyle bir nizamsızlık ki... Cuma akşamı saat 5'te e, demişler ki sen memnu hakların iadesini almış olsan da memnu hakların sayılmıyor. Yani bu sadece hukuksuzluk değil bu ahlaksızlık aynı zamanda. Bu ahlaksızlık, bu bir hak gaspı, bu bir hukuk cinayeti. Yani kişiyi aday yapmışsınız, kişi 90 gündür sahada oy topluyor, %65 çoğunlukta seçiliyor ve siz seçildiğini görüyorsunuz seçime iki gün kala madem memnuatların iadesini alamadığını düşünüyorsanız aday olamayacağını düşünüyorsanız ilk başvuruyu yaptığı gün YSK bunu inceliyor. Bakın tekrar söyleyeyim. Yine bu seçimde başıma gelen bir olay. Hep kendimden örnek veriyorum. Çünkü benim de geçmişimde çok fazla kavga gürültü olduğu için hukukla sıkıntılarım fazla. Yine bu seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Demokrat Parti ittifakıyla aday olduğumda YSK mevcut vekil olmama rağmen, bakın mevcut vekil olmama rağmen, milletvekiliyim faal. Meclisteyim, benden memnu hakların iadesini istedi. Memnu hakların iadesini istedi, ben de verdim. Tamamdır dedi, girdik. Şimdi siz tamamdır diyorsunuz, onay veriyorsunuz ve YSK kararı tartışılmaz. Bu YSK Türkiye'de öyle bir despot kurumdur ki, YSK'nın kararlar, anayasa mahkemesi kararlarını tartışırsınız. Yargıtay o kararlara uymaz. Türkiye öyle bir ülke. Anayasa Mahkemesi kararlarını bu ülkede Cumhurbaşkanı tanımaz. Anayasa Mahkemesinin kapatılması istenebilir bu ülkede ama YSK kararları asla ve kat'a hiçbir şekilde sorgulanamaz, tartışılamaz ve uyulmazmazlık diye bir şey söz konusu değildir. YSK karar vermiş, aday yapmış kişiyi bir mahkeme tekrar diyor ki hayır, bu arkadaş aday olamaz, memnunatların iadesini. O zaman hemen aklıma geldi, endişelendim. Türkiye'nin birçok yerinde de şu an 3 gündür süren hukuksuzluklar var. Mesela Ordu'da İYİ Parti... Ordu'ya gelmeyelim Cemal Engür Çünkü e, Hasan Sınar'a da sorduk. O zaman bunu tamamlayayım. Heh, yani bana... burada e, Van üzerinden ben... ...iktidar acaba yeni bir şey mi deniyor diye endişelendim. Panikledim. Milletim adına, devletim adına, ülkem adına... ...gençlik adına panikledim. Ne oluyor? Recep Tayyip Erdoğan kaybetmenin hırsını, intikamını... ...Kürtleri tahrik ederek... Vatandaşlarımızı tahrik ederek bu ülkede yeni bir kardeş kavgasının yolunu açıp işte tıpkı o 7 Haziran sonrasında bakın ben yoksam ülke teröre gidiyor ben yoksam işte teröristler ortamı kendi lehlerine çeviriyor gibi bir hava mı yaratacak dedim ama gördüğüm şu ki YSK bunu an itibariyle iptal etti. Bence doğru bir karar verdi karar doğruydu çünkü ülke büyük bir gerginliğe gidiyordu bir hukuksuzluğun neticesinde belki de Türkiye'nin her yerine yayılabilecek bir hukuksuzluk neticesinde olaylar çıkabilirdi. Kaos belki. İnşallah değil mi? bundan dönüldü. Hani Recep Tayyip Erdoğan'a tavsiyem şudur. Yani artık millet sana dedi ki 4 yıl bu ülkeye cumhurbaşkanlığı yap. Biz yerel seçimlerde görevimizi yaptık. Sana bir sarı kart gösterdik. Sen de dön bundan sonra 10 bin lira yani recep tayyip Erdoğan bundan sonra kayyumla niye uğraşıyor ya Van'da Diyarbakırla ne işim var emekli 10 bin lirayla geçinemiyor işte çık bunu artık düzeltmeye bak.